Evet arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz. Size bugün bilgisayarı nasıl hızlandırabileceğinizi anlatacağım kısaca. Hemen Google'a giriyoruz. En basit yöntemlerden birisi SQL'dir ama bunun prosunu yiyeceğiz. Hemen şuna full programlar indir, professional. İndik, şuna tıkladık veya katılımsız fark etmiyor. Hangisi açılırsa ilk. Sen de indirelim. Bunu hemen indiriyoruz. Böyle tüm anlattığım yöntemleri kullandığınızda kesinlikle bilgisayardaki farkı göreceksiniz. Hızlandığını fark edeceksiniz. Şu anda yüklendi. Bunun kreği var mıydı? Bunu geç. Bu önemli değil. Head check önemli değil. Şunu bir analiz edin. 736 MB mesela. Bunu hemen sil. Asıl bunda bu silmesi önemli değil. Bu da fark ettiriyor. Fakat şu kayıt defteri çok önemli. Şuradaki tamamını silmeniz lazım. Kayıt defterinde birikenler bilgisayarı çok yavaşlatıyor. Hayır dedik. Mesela ben 93 taneymiş. Daha önceden temizlemişim sanırım. Temizledik. Bununla işimiz bitti. Bunu haftalık olarak falan kullanabilirsiniz. Bundan sonra ya defrag programı ya bunu kullanabilirsiniz. Mesela farklı farklı da var. Buradan hepsini bakabilir, deneyebilirsiniz. Defragler var mesela. Bu da şeyin CC Cleaner'ın bir eklentisi yani. Genelde bunu kullanırlar çoğu insan. En azından bilenler. Bunlar da bayağı popülerdir yani. Deneyebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ve bunu yaptığınızda gerçekten aradaki farkı görürsünüz. Özellikle de SSD kullanmıyorsanız arada kocaman bir fark vardır. Bu da hemen insin. Üç, dört, beş olması lazım şifre aynen. Bunu da kapattık. Şimdi bunun asıl kurulum noktasını göstereceğim. Bunu atla. Bunun asıl olayı şuradaki pack'ti. Pack'ten şunu masa üstüne attık. Evet, şimdi bunu kapattık. Bu hemen açılıyor. Çıkış yaptık oradan. Dosya konumunu aç. Bunu kopyala, buraya yapıştır. Devam. Şunu yönetici olarak başlar. Packed. Şu anda mesela pro oldu. Bakalım. Aynen. Şu anda pro oldu. Mesela SSD'yi birleştirmenizi tercih etmiyorum. Benim birinci diskim SSD. Şuradan da göstereyim. Şu SSD. C'yi birleştirmeyeceğim o yüzden. C'yi de seçeceğim. SSD konumuna getireceğim. Bu HDD'dir. Şunu da seç. Başka dizin yok zaten. Oyunlarınızı böyle ekleyebiliyorsunuz. Mesela Steam. Steam.com. SSD üzerinde olduğundan eminim falan filan. İşte bunu araştırırsınız. Şunu açarsınız. Ön bellekte birleştirme. Akıllı yenileme yaptığınızda zaten o birleştiriyor. Neyse, bu arkada kalsın. Bu çok önemli ve çok uzun sürüyor. Aklınızda bulunsun. Bu kısa sürüyor gibi düşünmeyin. Kesinlikle bayağı uzun sürüyor. Ama bunu yaparken kesinlikle bir oyun oynamaya falan çalışmayın. Muhtemelen kasacaktır. Ama bu bittikten sonra gerçekten oyunda olsun, internette gezinirken bile farkını hissedebilirsiniz. Ve asıl baba uygulamalara geldik şimdi. ADB Cleaner. Bu uygulamayı hemen şuradan, zaten ücretsiz bir uygulama. Biri bu. Hemen indiriyoruz. 8 MB kadar bir boyutu var. Bundan sonraki ise JRT. Yani şu Remote Tool. 8.14. Bu ikisini de indiriyoruz. Mesela elinizde Windows 7 varsa şeyi de kullanabilirsiniz. CombFX. Bunu bilenler bilir.
Bu Windows 7'de çalışıyor. Windows 10'da, Windows 8'de de çalışıyor olması lazım. Tam emin değilim. Çalışmayabilir. Bu da çok iyiydi fakat bu destek vermiyor. Hala Windows 10'a desteği yok yani. O yüzden dediğim gibi bu ikisi gerçekten çok yeterli. Şöyle aldık ekrana. Mesela şunu göstereyim. Çünkü şunu gösteremiyorum. Bunun birazdan anlatacağım. Bu mesela bilgisayarınızdaki tarıyor. Örnek veriyorum. Sizin haberiniz olmadan bir şey yüklendi, virüs tarzı. Siz bilgisayarı aktif olarak kullanın. Mesela ben de iki tane buldu. Bu hepsini seçmeniz gerekmiyor çünkü az önce yükledim ya ben bunu kaçak siteden. Mesela şu. Şunları da virüs olarak görebiliyor. Mesela sistem çağrı diyor. Ben mesela bunu yüklemedim. Kendi kendine yüklemiş. Bunu silebiliriz. Mantıklı. Bunlar benim bilgisayarın servisleri. Karantina. İptal. Evet arkadaşlar bu uygulama az önce de bu da kapatıyormuş. Onu unutmuşum. Mesela dün taradım. Karantinayı aldıktan sonra karantinaya geçti bu. Karantinayı aldıktan sonra direkt arka plandaki çoğu uygulamayı kapattığı için az önce ekran kaydımda düştü. Bu böyle bir uygulama. Bunu açalım. Bunu yönetici olarak başlatıyoruz. İlk önce bunu anlatayım. Burada herhangi bir tuşa basmamızı istiyor. O tuşa bastıktan sonra bilgisayarın arka plandaki her şeyi ama her şeyi kapatıyor. Sizin driver şeyi programları hariç, mesela Nvidia'nın falan hariç her şeyi kapatıyor. Mesela oyuna gireceksiniz. İşte bilgisayarda arka planda bir sürü bir şey açık. Bunu düşünün. Anında bunu yapıyorsunuz. Arka plan ne varsa kapanıyor. Siz oyuna hani daha çok RAM ayırmış oluyorsunuz. Daha çok işlemci gücü ayırmış oluyorsunuz. Ekran kartınız arka planda yoran bir şey varsa artık yormuyor. Bunu kullanabilirsiniz. Çok faydalı bir program ve ayrıyeten böyle şeyleri, virüsleri falan da siliyor. Mesela bilgisayarınızda çok aşırı virüs yok ama yavaşladığını hissediyorsun. Şu ikisini yapın. Gerçekten aradaki farkı göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.